Adım Haluk Akbatur. Ankara'da yaşıyor idim. 10 yıl önce yaptığım mesleği, göz cerrahı, bırakarak buraya yerleşmeye karar verdim. Pek çok yeri dolaştıktan sonra buraya karar verdim. Çünkü burası çok farklı bir ortam. Tamamen ağaçların arasında, yanında bir güzel pırıl pırıl akan deresi olan, 10 yıldır tarım yapılmamış olan bir yerdi. Dolayısıyla burada organik bir bağ kurmayı planladım ve şarap yapmaya karar verdim. Buradan baktığınız zaman herhangi bir baca gözükmüyor ama ne yazık ki geldikten sonra zaman zaman gelen bir çöken sisle beraber gelen kokulardan termik santralin bacanın yakınlığını fark ettim. Ama iş işten geçmişti. We are in Southwest Anatolia. Once crossroads of cultures whose historical wealth is on display at more than 30 archaeological sites. These fertile lands are rich in water resources and covered with olive groves. Today, the region's shores on the Mediterranean Sea are among Turkey's most popular summertime destinations. All this is being endangered due to the country's recent love affair with coal, the dirtiest and the most obsolete of all fossil fuels. There are 26 coal-fired power plants on Turkish territory. Under current energy plans, even more plants would open. Meanwhile, some of the existing coal mines are being further expanded. Several Turkish and foreign banks have made this coal drive possible, with the Italian UniCredit being the top foreign lender. Biz önce işte neredeyse hemen hemen her nehrin, her derenin üzerine bir baraj kurduk dışa bağımlı azaltmak için. Bu bir sonuç vermedi. Arkasından kömür yılı ilan ettik. Kömür seferberliği başladı. Son 5-6 senedir de bir kömür periyodundayız aslında Türkiye'de. Çok net görüyoruz ki hala dışa bağımlılık artıyor. Bunun çok basit bir nedeni var. Kömürün önünü rahatlatan, işte kaldırdığınız çevre standartları, o imzalayıp onaylamadığınız Paris Anlaşması, yerli kömürün önünü açma niyetine rağmen ithal kömürün önünü açıp Türkiye'yi bir kömür cenneti yaptı adeta. The Muğla region is home to three aging coal-powered plants. The biggest of them is at Yatağan. The plant is supplied by a mine, visible in white from satellite imaging. The mine is threatening the villages all around it. Yeşil Bağcılar was among its first victims, one of the eight municipalities that underwent a forced relocation. According to the government's plans, the next target is Turgut, a tiny town already decimated by premature deaths and general depopulation. The battle against this plan is made by common people, like Taibe Demirel and Gülseven Taşçı. Bunları bizim başımıza sardıran inşallah bu dünyada huzur bulmak. Şu anda Turgut topraklarına yam yam gibi yemeye başladılar. Karşıda zeytinliğim var benim Tayyip Demirel olarak. Yerimi satmak istemiyorum. Muğla Valiliğinden keşfe geldiler. 87 metre yaklaşmamaları lazım. Bu gördüğünüz şu çöken yer sık zeytinliğiydi, bu şekildeydi. 100 metre bile heyelanda gitmiş, tarla tamamen yok olmuş. Bir ay önce biz bu arazinin üstünde geziyorduk bu çam ağaçlarını. Şu durumda 87 metre değil, 200-250 metre belki de yaklaşmamaları lazım satmayan kişilere. Bu kara kömür, kalitesi düşük, linyit kömürü. Buna değer mi yani? Geçen hafta eltimi toprağa verdik, Aslın Bronşit'ten. Bizim köyümüz Turgut Mahallesi'nde. Bir yığın insan astım, bronşit, kov, kanserin her türlüsü, kemoterapi görüyor. İşler acısı, hep hasta. Zengin zengin olacak, cebine para indirecek diye. Bütün doğayı yok etmek değer mi bunun için? Ben kaç kuşaktır burada ataları doğmuş, büyümüş, yaşamış bir insanım. Bu alan gittiği zaman mezarlığımızı da kaybedeceğiz. Tarım bölgesiyken ben şu değersiz, kalorisi düşük maden için ben niye toprağımdan vazgeçiyorum? İstemiyorum.
Turgut's residents fear they will share the same fate as the nearby village of Yeşil Bacılar, half of which is already gone, with the other half waiting for destruction. No life among the alleys anymore. The few houses still standing have been made unlivable to prevent any possible return by the previous occupants. Meanwhile, the mine moves forward relentlessly, with signs of encroachment already visible among the blocks. Kemerköy thermal plant has been built right on the seaside, where water is extracted for the cooling system and wastewater is discharged into the sea. 15 kilometers away sits the Yeniköy thermal plant. These two plants share the same mine, which is surrounded by several villages that are doomed to disappear, pushed out to make way for the planned expansion. İkizköy is among the casualties, already a ghost town where very few residents remain with nowhere else to go. Köyümüz güzeldi. Köyümüzün her şeysi doğaydı. Güzeldi ama tabii kömür ocakları biraz bizi mahvetti yani. Geldi, yazdı, çizdi. Senin evine şu parayı verdi, tarlana şu parayı verdi, bahçene şu parayı verdi. Ondan sonra geldi sana bir şey çıkardı, tebligat çıkardı. Bunları kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Edilmedi. İlk etapta edilmedi. Birkaç defa toplantı yapıldı. Tabii kimse mutabık kalmayınca kaymakamlık bir komisyon kurdu. O komisyon üzerinden aldılar, verdiler yani. Şu evlere mesela 30 lira, 40 lira para verdiler. Bugün bunu evin yerini bile alamaz. Dava açmak için köylüde para yok. Bunu tabii bu işler her şey maddiyete dayanıyor. Çok kötü hissediyorum. Yani ne bileyim aile perişan. Benim babam 80 yaşında. Şu evde durmuş. Adam şimdi buradan gitti, Milas'a taşındı ama yani hiç hoş değil. Annem aynı durumda. Yani hep bütün yaşlı kişiler, hani bizler de öyleyiz de, yaşlı kişiler daha çok yıprandılar. Komşum gel bakalım, sen de bir çorbada tuzun bulunsun. Köylümüzün en çok istediği odur. Hep beraber gidelim. Yani gittiğimiz yere nereye gidersek gidelim, beraber gidelim. Amacını taşıdık ama olmadı. Ha, anca cenaze, düğün, bayram bir şey olursa birbirini anca göreceğiz yani. Başka türlü göremeyeceğiz yani. This lake here does not exist on any map. It is made of the ashes discharged from the Yataan plant, carried by water that is continuously repumped. They call it the acid lake. No animal lives in it. The lake has already contaminated the groundwater, which has been tested and classified as undrinkable, although residents say they have no choice. On the brand new banks of the acid lake, you can find people who are still making their living, like Sadik Turkmen and his family. 2000'de emekli oldum. 2006'dan sonra hayvancılığa başladım. Buraya geldim. Ben 10 sene evvel geldiğimde bura 20 metre yukarıdaydı. Şimdi 5 metre aşağıda kaldı. Bazen okulüs alıyorlar, simsiyah duman çıkıp geliyor. İnsanın genzini tıkıyor okul geldiği zaman. Nefes alamıyorsun. Mesela gelirken gördünüz şurada adamın 600 ağaç zeytini var. Ben bakıyorum. Geçen sene 1,5 ton yağ oldu. Bu sene yemeye zeytin bulamadık. Çünkü çiçek vardı. Çiçek zamanı bir asit geldi. Bir asit, bir yağmur. Çiçekler komple döküldü. 5 kişiye iş bulacak derken 100 kişiyi işsiz bırakıyorlar. Zararları bizler çekiyor, kuşaklar. Zenginler işini görüyor.
Yeni kurulacak santraller çeşitli devlet teşviklerinden faydalanıyor. Özelleştirilirken bu firmalara verilen söz sayesinde çevre mevzuatında muaflar. Bu ne demek? Yani mevcut termik santralinin filtreleri olsa bile çalıştırmak zorunda değiller. Hiçbir Çevre Bakanlığı yetkilisi bu santrallere gitmiyor, denetim yapmıyor. Onların çevreye verdiği zararın cezası yok. Aynı şirketler bu ihaleleri alıyorlar. Hep aynı yöntem kullanılıyor. Uzun vadeli alım garantileri veriliyor. Çünkü siz bu kadar çok santrale izin vermişken, bu kadar çok santral elektrik üretecekken onları tükettirmek zorundasınız. Biz güneşin, işte rüzgarın, enerji tasarrufunun ve enerji veriminin önünü nasıl açarız diye düşünürken tam tersi kömür gibi kirleten bir kaynağın önünün açılması için Türkiye'de mekanizmalar geliştiriliyor. Hem maddi teşvikler hem de çevre, doğa, insan sağlığı üzerinden teşvikler veriliyor. Limak and IC İçtaş, the two companies that own the Yenikoy and Kemerkoy plants, financed the buyout by loans from Turkish and foreign banks. In 2014, the Italian bank UniCredit provided a loan of $470 million to each company through its Turkish subsidiary, Yapı Kredi. UniCredit's financial commitment was further boosted by a $135 million loan to Limak in the following years. Korkmamanın imkanı yok ama bunca çaba verdikten sonra burayı bırakıp gitmek, nereye gideceksiniz? Buranın yerli halkı buradan kaçmaya çalışırken bizim gibi İstanbul ve Ankara'nın kirli havasından, trafik yoğunluğundan bıkan insanlar da buralara gelmek istiyorlar. Ama geldikleri zaman da benim gibi sonradan öğrenip bu cennetin içinde aslında bir cehennemin var olduğunu, bir bacanın devamlı tüttüğünü ve zehirlediğini öğreniyor. Bir kısmı hemen bırakıp gidiyor yol yakınken, bir kısmı da benim gibi kalıp mücadelesini, hayat yaşamını devam ediyor. Bir süredir bu taşlardan topluyorum. Varlığını sürdürsün istiyorum. Buradaki biriktirdiği bütün duyguları, enerjiyi, bu toprağa ait bütün bilgiyi bu taşta. Bunlar benimle gidecek. Hop. Gidiyoruz.